بحرمة حبيبك الأمين. أما بعد فالأول الله والآخر الله والظاهر الله والباطن الله، فمن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله، فمن كان في قلبه غير الله فخصمه في الدارين الله. لا إله إلا الله هو الحق الملك المبين، محمد رسول الله صادق الوعد الأمين. Aziz müminler, muhterem Müslümanlar, yine mübarek iç ayların huzuruyla, iç ayların bereketiyle Ramazan-ı Şerif'e doğru hızla yaklaştığımız şu aziz günlerde biz de derslerimizi, mevzularımızı genellikle ebedi hayatımıza, ahiret hayatımıza nasıl hazırlanmak icap ettiğini ve neler yapmakla mükellef olduğumuzu açıklamaya devam ediyorduk. Bugünkü dersimizde de yeryüzünde Hazreti Allah Celle Celaluhu Rabbimizin, Mevlamızın, Allah'ımızın açık bulundurduğu bir rahmet kapısı üzerinde duralım ve bu mevzuyu Kur'an ışığında, hadis-i şeriflerin aydınlığında kısaca arz etmeye çalışalım. Aziz müminler, yeryüzünde Allahu Azimüşşan'ın bütün insanlar için, beşeriyet için açık bulundurduğu bir kapı var. Buna Babur Rahmet, yani rahmet kapısı diyoruz. Ve diğer adıyla, diğer ismiyle Tevbe kapısı diyoruz. Tevbe kapısı. Bütün insanlarla ilgili bir mesele. Cenab-ı Hak yarattığı insanları, insan olarak yaratmış olduğu bu şerefli, kıymetli varlığı küfür içinde, isyan içinde bırakmak istemiyor. Allahu Teala'nın küfre ve isyana biliyorsunuz rızası yok. Allahu Teala bir kişinin kafir olmasından, cehenneme gitmesinden, günahlara dalmasından hoşnut değildir. Razı değildir, memnun değildir. Allah'ın razı olduğu, kabul ettiği şey, günahlara, isyanlara dalan insanların, kapılan insanların, günahların altında kaybolan insanların yeniden uyanmaları, dönmeleri, Allah'ın tevbe kapısından geçmek suretiyle cehennem yerine cennete gitmelerini Rabbil Alemin arzu ediyor. Ve hoşuna giden de sadece budur. Şimdi biz bu kapıyı biraz izah etmeye çalışalım. Aziz müminler, tevbe kapısı, diğer adıyla Allah'ın açık tuttuğu rahmet kapısı ne zamana kadar açıktır? Ne zamana kadar açıktır? Bunun cevabı kıyamet anına kadar. Kıyamet kelimesi kulaklarımızın alıştığı bir kelimedir. Bir insanın ruhunu Allah'a teslim edip ölmesi, bir şahsın, bir kişinin ölümü onun kıyametidir. Hani yeryüzünden çekilip gitmesi, dünya ile alakasının kesilmesi. Buna küçük kıyamet deniyor. Kıyamet-i sura. Hani bir insanın ruhunu Mevlasına teslim edip, defterinin dürülüp, işlerinin görülüp, evinden barkından çekilip, ehlinden iyalin uzaklaşıp, dünya hayatına veda edip ebedi aleme intikal etmesi
O şahsın küçük kıyametini temsil ediyor. Tamam. Bir de büyük kıyamet var ki biliyorsunuz, dünya dediğimiz ve dünyanın bağlı bulunduğu güneş manzumesi, güneş sistemi dediğimiz ve bütün kainatın tamamıyla yok olup gitmesi hali vardır ki buna da kıyamet-i kübra yahut büyük kıyamet diyoruz. Bunu Kur'an-ı Mübin çeşitli şekillerde izah ediyor. Şimdi gayrimüslim bir insanın inkarcı, dalalet içinde, sapıklık içinde, Kur'an'ın getirdiği şekilde Allah'a inanmamış, Müslüman olmamış bulunan kimselerin Cenab-ı Hak son ana kadar onlara iman etme fırsatını vermiştir. İnanma fırsatı. Kelime-i şehadet ki eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve rasulü kelimesini, cümlesini kalbiyle tasdik edip diliyle söyleme fırsatı vermiştir. Ne zamana kadar? Hangi ana ve dakikaya kadar? Bunu da Hazreti Muhammedül Emin aleyhissalatü vesselam Efendimiz şöyle beyan ediyor. Can boğaza gelinceye kadar, can boğaza gelinceye kadar, bu Arapça bu kelimenin karşılığı gargara tabiri, hadis-i şerifte hatta yugargire, yani can boğaza gelip gitmeye, gelip gitmeye, inip çıkmaya başladığı zaman, hani nasıl ki böyle bir yere çakılmış olan bir çivi, sert bir şekilde bir yere çakılan çiviyi biraz kurcalarsınız da artık sağa sola yumuşamaya başlar, ileri geri gitmeye başlar, bu onun çıkacağını haber verir. Bir insanın da ruhu çıkmadan gider gelir, sıkışır, patlar, gözleri açılır, sarsılır. Tam işte ruh veya can gırtlağa, boğaza gelinceye kadar iman ettim ya Rabbi dese kabul ederim buyurur Rabbül Alemin. O ana kadar serbest. Yani vakit tanımış, fırsat tanımış Rabbül Alemin. Daha ne olsun yani? O dakikaya kadar mühlet vermiştir. O dakika iman eden ebedi cehennemde kalmayacak. Çok geniş tutmuş daireyi Rabbimiz. Sonra yine itikadımıza göre bir insan dünya ile tamamen alakası kesilip de ruhunu Allah'a teslim etmeden önce tam manasıyla ölüm alemine, ölüm sessizliğine bürünmeden önce ahirette makamını, ceza mı görecek, mükafat mı bulacak, cehenneme mi gidecek, cennete mi gidecek, neticeden bir alamet, ahiretten bir işaret görmeden ruhunu teslim etmez buyuruyor. Mutlaka sonunda ebedi aleminde neyle karşılaşacağını bir işaret ile Cenab-ı Hak ona gösterir, ondan sonra ölür deniyor. İşte o ebedi alemde makamını, mekanını ve yaptığı işlerin mukabelesini, karşılığını gördükten sonra iman etmesi kesinlikle kabul edilmiyor. Hani akıbetini gördükten sonra inandım ya Rabbi demesi asla muteber sayılmamıştır ki buna haleti yeis deniyor kitaplarda. Yeis halindeki iman muteber değil. Bunun da misalini Hazreti Allah Celle Celaluhu kitabında Firavun'la misallendiriyor. Firavun ile misal verilmiştir. Firavun biliyorsunuz büyük kafirlerden birisi olmakla Kur'an'da belirtilmiş. Hazreti Musa aleyhisselamın nübüvvetini ve getirdiği İslam'ı tümüyle inkar etmiş. Hazreti Musa'nın haber verdiği Allah'ı reddetmiş, Allah benim demiş bir adam. Ene rabbikümül a'la dediğini biliyoruz. Ben sizin ve bütün insanların en büyük Allah'ıyım demek suretiyle küfrünü ve inkarını bu kadar açığa çıkarmış bir adam Firavun.
Hazreti Musa ile yapılan uzun mücadelelerden sonra Allah'ın lütfu inayetiyle bildiğiniz gibi Hazreti Musa mucizevi bir yoldan Asa-i Musa ile Kızıldeniz dediğimiz Bahri Ahmer diye geçen kitaplarda Kızıldeniz'e asasını vurmak suretiyle açılan Rahmani yoldan, Rabbani yoldan geçip giderken Firavun da Hazreti Musa'nın arkasından ordusuyla beraber onu takip etmişti. Nihayet denizin üzerinde açılan yolu görünce o da o yoldan gitmeye başladı ve tam denizin ortasına gelir gelmez biliyorsunuz tamamen Cenab-ı Hak o dalgalarla denizin ortasında Firavun ve adamlarını kıskıvrak yakaladı ve hepsi küfür içinde boğulmaya mahkum oldular. Tam o anda Firavun boğulacak böyle ölüm artık tecelli ediyor. Gözleriyle cehennemdeki yerinin alamet ve işaretlerini görür görmez aman ya Rabbi ben Allah değilim Allah sensin sana iman ettim demeye başladığı an Kur'an-ı Kerim buyuruyor ki Al-âne ve kad asayte ey Firavun cehennemden bir manzara gördükten sonra mı iman ediyorsun? Senin bu imanını kabul etmeyeceğim buyuruyor Rabbül Alemin. Yeis halinde. O noktaya gelinceye kadar mühlet tanımış. Tevbe etmek, iman etmek, ıslah olmak, İslam olmak sınırı çok geniş tutulmuştur. Çok geniş. İşte bu ana kadar insanlar düşünmek suretiyle, aramak suretiyle iman şerefini, iman kıymetini bulmaları icap ediyor. Müslüman olduktan sonra günah işleyenler de efendiler, bir Müslüman kelime-i şehadeti getirip iman etmişse, Müslüman olmuşsa ne kadar günahkar olursa olsun, ne çeşit günahı işlemiş olursa olsun, bunun şimdi ayet-i kerimesini okuyacağım bu mevzuyla alakalı. İman ettikten sonra bir Müslümanın işlediği günahlar ne kadar çok, ne kadar çeşitli olursa olsun Hazreti Allah'ın affetmeyeceği günah yoktur. Kesinlikle. Şimdi bununla alakalı ayet-i kerimeyi arz edeyim. Yeter ki Müslüman günahlarının farkına varsın dönsün. Ve şu üç aylar da bu işin tam zamanıdır. Daha çok uyanmanın, daha çok ıslah olmanın, daha çok günahlardan çekinmenin bir mevsimini temsil ediyor. O bakımdan meseleye ehemmiyet veriyoruz. Bakınız Kur'an-ı Mübin'de Hazreti Allah Celle Celalü aynen şöyle hitap ediyor. Kul ayetin başında kaf ve lam harflerinden ibaret kul kelimesi var. Kul. Kul demek Habibim Resulüm insanlara söyle manasına geliyor. Söyle, tebliğ et, anlat. Benim bu haberimi, benim müjdemi, benim emrimi onlara söyle, tebliğ et. Kul kelimesi. Ne söyleyecek? Şimdi geliyor. Ya ibadiyellezine esrafu ala enfusihim. Ey nefislerini, hayatlarını, enerjilerini, akıllarını, mantıklarını günah yolunda harcayıp da hayatını israf edenler. Aklını kötü yolda kullanmış, şehvetini kötü yolda kullanmış. Şehvet bir nimettir insana. Eğer nikahlı hanımıyla kullanırsa günahı yok. O şehvetini, o cinsi kudretini nikahsız yolda, haram yolda, günah yolda kullanırsa o enerjiyi israf etmiştir. Ya ibadiyellezine esrafu ala enfusihim. Canlarını, hayatlarını, servetlerini, akıllarını kötü yolda kullanarak israf eden günahkar kullarım. Cenab-ı Hak bizzat kendisine izafe ediyor günahkar insanları. Ey günah işleyen kullarım diyor. Kullarım diyor.
Hani kendisine izafe etmiş. İşin ehemmiyetinden dolayı. Hangi çeşit günah olursa, israf olursa, ne olursa olsun. Ey günahkar kullarım! La teknetu min rahmetillahi. Benim rahmetimden ümit kesmeyiniz. Hani ben affolmam, benim affım yoktur, ben cennete gidemem, beni Allah affetmez gibi kelimeler kullanmayın. İşte o zaman affetmem buyur Rabbül Alem. O zaman affetmem. Kesinlikle İslam itikadı bu açıdan tebliğ ediliyor. Allah'ın rahmetinden, tevbesinden, affından ümidini kesmek o kişinin bütün kafir olmasını gerektiriyor. Allah korusun. Hiçbir şekilde bir günahkar insan rahmet-i ilahiyeden tevbe-i sübha, Allah'ın günahları affetmesi demek olan tevbe, tevbe kapısından ümidini kesemez. İşin aslı bu. İnne Allahe yagfiru zünube cemi'a. Allahu Teala bütün günahları affedecektir. Cemi'a demek bütün günahları. Müslüman olduktan sonra bütün günahları affedeceğini haber vererek sonra da sıfatını, ne sıfatla affediyorsun? Ey Rabbimiz, hangi sıfatla affediyorsun deneceği zaman innehu huvel gafurur rahim. Benim sıfatım gafurdur. Ben affedeceğim buyuruyor Rabbül Alem. Sıfatım budur. Gafur ve rahim sıfatları var. Bize böyle haber veriyor. İşte aziz müminler, bu ayet-i kerimenin tefsirinde aynen şu hadise var. Bizzat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin asr-ı saadetinde, mutluluk asrı, asr-ı saadet diyoruz. O asırda meydana gelen bir hadiseyle, bir şahısla alakalı ayet nazil oluyor. Tabii hükmü umumi oluyor başka. Nüzul sebebi hususi olsa bile ayetin hükmü umuma şanidir. Biliyorsunuz Uhud Harbi'nde, Bedir Harbi'nden sonra Uhud Harbi yapıldı. Medine-i Münevvere'de Uhud Dağı'nın etrafında, eteğinde yapıldığı için bu muazzam savaşın adına Uhud Savaşı dendi. Uhud Harbi'nde Müslümanların biricik kahramanı, biricik desteği olan ve savaş meydanının aslanlar gibi dövüşen kahramanı olan şehitlerin efendisi Seyyid-i Şüheda, bütün şehitlerin sultanı efendisi olan Hazreti Hamza radıyallahu anhi, Hazreti Hamza'yı attığı bir ok ile kalbinden şehit eden Vahşi namındaki sahabiyle alakalı bir ayet diyorlar. Vahşi. Hani zehirli okunu kullanmak suretiyle Hazreti Hamza'yı şehit etmiş ve böylece savaş meydanında dağ gibi yıkılmasına sebebiyet vermiş. Sonra Ebu Süfyan'ın karısı Hint ismindeki azılı müşrike kadın gelmiş, göğsünü yarmıştı Hamza'nın, ciğerlerini çıkarmış, çiğnemiş ve çiğnemiş, sonra o cesedin çehresine tükürmüş, kulaklarını kesmiş, burnunu kesmiş, parmaklarını kesmiş, boynuna gerdanlık diye asmıştı biliyorsunuz. Bütün bu vahşete sebebiyet verdiği için vahşi sıfatını almıştı bu insan. Hazreti Hamza'yı öldüren, şehit eden insan. Vahşi. Daha sonra bu kadar cinayet işlemiş, bu kadar kahredici işler yapmış olan bu vahşi Müslüman olmak istedi. Acaba ben de Müslüman olabilir miyim? Ben de cennete gidebilir miyim? Beni de Allah rahmetine kabul eder mi diye ağlamaya, sızlamaya, pişmanlık duymaya başlamıştı. Bir yolunu bulup Allah'ın Resulüne arz etmişti. Ben Müslüman olabilir miyim? Beni Allah rahmetine kabul eder mi ya Resulallah?
ben de Resul-i Zişan Efendimiz zaman, işte bu ayet geldi. Gibi insanlara hayatını israf edenler, Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Huzur sizi cennetine kabul ederim. Saadet sırlarını. Ve Cenab-ı Hak vahşi affetti. Düşünebiliyor musun? Bu neyi gösteriyor? Allah'ın rahmetinin sonsuz olduğunu gösteriyor. Kimse ona bir sınır çizemez. Kimse onu kayıtlayamaz. Kimse ona bir çerçeve geçiremez. Allah'ın rahmeti son derece sonsuz. Ümitsizlik yasak edilmiştir. Bundan dolayıdır işte bu ayetin tefsiriyle alakalıdır ki Hazreti Mevlana Kaddesallahu Sırrahul Aziz Büyük Mevlana hani öteden beri işitip durduğumuz bir sözü var onun. Gel, yine gel, yine gel, ne olursan ol yine gel diye onun bir sözü var Mevlana'mızın. Bu sözü yanlış anlatmaya, saptırmaya, çarpıtmaya çalışanlar olmakla beraber sözün aslı işte bu ayetin tefsiri. Mevlana gel diyor. Yine gel, yine gel. Hani bunun Farsçası asıl Mesnevi'de geçen şekli şöyle. Baza baza, her ançı hesbi baza, ger kafirü gebrü putperesti baza, in dergah dergahı nevmidiniz, sadbar tevbe şikesti baza. Gel diyor bütün insanlara hitap ederek. Gelin, ne olursanız olun, yine gelin. Günahlarınız ne kadarsa, günahlarınız ne çeşittense, ne olursanız olun, gelin, yine gelin, Allah'ın huzuruna ve rahmetine gelin. Ger kafirü, gebrü putperesti, ister kafir ol, ister münkir ol, ister putperest ol, ister müşrik ol, ister mecusi ol, neye, hangi yola, hangi dine inanırsan inan, gel, Allah'ın rahmetine yanaş, tevbe kapısından gir, cennetlik ol, gel bu kapıya. Ne olursan ol dediği budur. Günahın ne kadar olursa olsun gel. La teknetu min rahmetillah. Sırrın bir tecellisidir o. İn dergah, dergah dediği Allah-u Azimüşşan rahmet ettiği şey. Bu dergah, dergahı nevmidi, yani ümitsizlik dergahı değildir. Ümitsizlik dergahı değildir bu dergah. Gelin, tevbe edin, günahlarınızdan vazgeçin, ıslah olun, İslam olun diyerek Hazreti Mevlana bütün beşeriyeti işte Allah'ın rahmetine davet ediyor. Ama bazı sapıklar, efendim ne olursan ol gel, bizim karnavalımıza, bizim eğlencemize katıl, yine kendi bildiğine git manasını alıyorlar. Böyle şey olamaz. Allah'ın affına, merhametine ve dinine davet etmiş oluyor tabii haliyle. Şimdi aziz müminler demek ki tevbe kapısının şumulünü ve sonsuzluğunu ve hiç kimsenin buna bir sınır çizemeyeceğini beyan ettik ayet-i kerimeyle. Şimdi de bu kapıya nasıl yanaşılmak icap ettiğini izah edelim. Aziz müminler, Hristiyanlıkta biliyorsunuz şu anda dünya üzerinde yaşatılmaya çalışılan, yaşayan demek istemiyorum. Çünkü Hristiyanlık esasta biliyorsunuz tevhid itikadına dayanıyordu. Hristiyanlığın aslı İslam'dı. Tevhid inancına, aynen amentü billahi ve melaiketihi dediğimiz iman esaslarına uygun idi. Sonra bozuldu. Bizim itikadımız böyle. Hristiyanlık saptırıldı, çarpıtıldı. Sapıklığa sürüklendi ve batıl bir inanış ortaya kondu. Yahudilerin eliyle oldu bu iş. Bugünkü Hristiyanlıkta yine hepinizin bildiği gibi vasıta olmadan, din adamlarının vasıtası olmadan ibadet edemezler ve kendilerini affettiremezler Allah'a karşı. Hristiyanlık inancında temeldir bu. Mesela Hristiyanlar pazar günü kilisede ibadet etmek için ki onlar ibadet demiyor da ayin diyor, ayin, ayin, ayin kelimesini kullanıyorlar. Dini ayin,
dini merasim tertiplendiği zaman, bütün Hristiyanlar kiliseye dolduğu zaman mutlaka rahipleri, papazları, din adamlarını beklemek zorundadırlar. Din adamı gelmeden, papaz gelmeden onlar Allah'a ibadet edemezler. Papaz olmadan Allah'a kul olamazlar. Ve ibadetler yürümez, kalır öyle. O günkü dini ayin yapılamaz. Hiç kimse yapamaz. Dini İslam böyle Allah'a kulluk hususunu daraltmamıştır. Hiçbir şekilde mesela Müslümanlar bir camiye toplanıp da namaz kılmak, dini ibadet yapmak için bir araya geldikleri zaman caminin resmi imamı, hocası gelmese bile, imam olmasa bile cemaatin içinden bu işi yapabilecek olan bir Müslüman kalkar, namazı kıldırır ve ibadetimiz yerini bulmuş olur. İmamın olması şartı yoktur. Cemaatin içinden bir kişinin bile çıkıp Kur'an'dan biraz okumasını bilen, bu ibadetin nasıl yapıldığını bilen birisi çıkarsa ibadetimiz devam eder. Kalmaz. Hristiyanlarda böyle değil. Mutlaka dini, ruhani şahısların bulunması şarttır onlarda. Aynen bunun gibi günahlarından kurtulmak isteyen, günahlarının affedilmesini isteyen bir Hristiyan, yine bir papazın aracılığı olmadan kendisini affettiremez Allah'a. Günah çıkartma usulü diyorlar, endülüjans kelimesini kullanıyorlar. Mutlaka bir papaz vasıta olacak, aracı olacak ve o Hristiyan onun vasıtasıyla ancak günahlarından kurtulmaya çalışacak. İslam bunu da kaldırmıştır. Hristiyanlıkta halen yaşayan bir hadise bu. Bundan 3 gün evvel mi biliyorsunuz, Efes'te, İzmir, Ege bölgemizde, Efes'te Meryem Ana diye söylenen bir mezarın başında Hristiyanlar bir merasim yaptılar biliyorsunuz. Günlük bazı gazetelerde de görmüş olanlarınız vardır. Bir telde merasimi yaptılar. Ve merasimi yürüten şahıs Papa II. Can Pol'ün Türkiye temsilcisiydi. Türkiye, Papa'nın Türkiye temsilcisi merasimi icra etti. Ne yapıyorlardı? Gazetelerden takip etmişsinizdir. Papaz bir çanağın içine, bir çanağın içerisine şarap doldurmuştu. O şarabı da af buyurun okumuş, üflemiş, dua etmiş şaraba ve şarabın adını da mukaddes şarap ismini vermişti. Mukaddes şarap, haşa. Dini İslam'ın necistir, pisliktir dediği şarap. Ama işte papaz yapıyor bu işi. Papaz yaptı mı tamam onlara göre. Başka türlü zaten işi yapamazlar. Kimse günahını affettiremez. İslam dininde bu kökünden kaldırılmıştır. Hiç kimse Allah namına kimseyi affedemez. İslam itikadında bir günahkarı, Allah'a karşı günah işlemiş bir insanı hiçbir peygamber bile affedemez. Allah'tan başka. Yani günahlarını affettirmek isteyen, ben günahımdan kurtulmak istiyorum diyen bir Müslüman ile Allah'ın arasına kimse katılamaz. Tevbe kapısıyla günahkar Müslümanın arasına kimse girmemiştir. Allah herkesi kaldırmıştır. Şu dinimizin genişine bakın. Vasıta yok. Kim, ne zaman, nerede aklı başına gelir de günahlarından kurtulmak istiyorum derse doğrudan doğruya Hazreti Allah'ı bulur, tevbesi kabul olur. Genişlik. Sınırlama yoktur. Vasıta yoktur. Şahıs yoktur. Kimse kimseyi Allah adına affedemez. Peygamber-i Zişan Efendimizin aleyhissalatü vesselamın bir mübarek hadisi vardır Buhari-i Şerif'te. Buyuruyor ki, ey Müslümanlar, içinizde
suç işleyenleri cezalandırırken zengin fakir ayrımı yapmayın. Suç işlemiş bir adam, Müslüman bir insan, bu suçluya ceza verirken zengin fakir ayrımı yapmayın. Böyle bir makam mevki ayrımı yapmayın. وَالَّذ۪ي نَفْس۪ي بِيَد۪ه۪ Cenab-ı Peygamber yemin ederek söylüyor. Biliyorsunuz bazı mevzularda Resulullah çok yemin etmiştir. Resulullah'ın yemin cümlelerinden en çok kullandığı cümle de وَالَّذ۪ي نَفْس۪ي بِيَد۪ه۪ Ruhumu elinde bulunduran Allah'a yemin ederim ki diye başlıyor. Çok yemin var hadislerde. Ama mühim bir meseleyi izah etmek için, söylenecek olan hükmün azametini ibraz etmek için yemin ediyor. Yoksa mal satmak, mal almak için değil tabii. Bir hükmün büyüklüğünü, bir meselenin ehemmiyetini anlatmak için Resulullah çok yemin etmiştir hadislerde. وَالَّذ۪ي نَفْس۪ي بِيَد۪هِ Allah'a yemin ederim ki Hazreti Muhammed'in kızı, aynen hadiste bu tabir var. Bint-i Muhammed, Hazreti Muhammed'in kızı Hazreti Fatıma eğer hırsızlık etse onun da cezasını aynen veririm buyurmuşlar. Peygamberin kızıdır, falandır, filandır demem. Allah'ın hükmünü herkese tasdik ederim. Ve katiyen kimse kimseyi affetme, Allah namına kimseyi affetme yetkisine sahip değildir buyurmuşlardır. Bütün bunlar neyi gösteriyor? Tevbe kapısıyla günahkar Müslümanın arasında hiç kimse olmasın ki herkes dönsün kurtulsun manası. Hani müracaat edecek, şuraya mı, buraya mı, falana mı, filana mı diye zorluğa itilmesin, zahmete itilmesin, külfete bir takım meşakkatlere girmesin. Ne zaman uyanırsa ellerini açar açmaz Allah'ın tevbe kapısını bulsun, ıslah olsun diye bu kapı aracısız, vasıtasız bir hale getirilmiştir. Evet, işte bundan dolayıdır ki aziz müminler, bakınız Cenab-ı Hak aynen, sonra biliyorsunuz tevbe etmenin hükmü vaciptir İslam'a göre. Hani günah işlemiş bir Müslümanın günahlarına tevbe etmesi vaciptir. Dini Allah'ın bir emridir. Nerede bu emir? İşte şimdi geliyor Kur'an-ı Kerim'in Zümer suresinin 54 numaralı ayetinde günahlardan tevbe etmenin Allah'ın bir emri olduğunu açıkça ayetten görüyoruz. Estağfirullah. وَاَن۪يبُوا اِلٰى رَبِّكُمْ وَاَن۪يبُوا Tevbe edin, günahlarınızdan dönün. İrci'u şeklinde tefsir. Yani günahlarınızın üzerinde ısrar etmeyin. O günahı bırakın, geriye dönün. Terk edin manasına. Ütrükü zünubeküm. Günahlarınızı bırakın. İçki içiyorsanız derhal terk edin. Kumar oynuyorsanız bir daha gitmeyin, yapmayın. Namaz kılmıyorsanız hemen namaza başlayın. Yani hangi günah işleniyorsa oradan geri dönün, devam etmeyin, ileri gitmeyin demiş oluyor. Böylece Allah-u Teala kesinlikle tevbe etmeyi emretmiş oluyor. Herkes aynı zamanda tevbe, görüyorsunuz ki her şahsın kendisi namına Allah'a bizzat kendisi el açmak suretiyle tevbe etmekle mükellef tutulmuştur. وَاَسْلِمُوا لَهُ Allah'a tam teslim olun. Allah'a tam manasıyla bağlılığınızı ibraz edin. مِنْ قَبْلِ اَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَزَابُ Azap gelmeden önce, Allah'ın azabı gelip çatmadan önce, ebedi felakete sürüklenmeden önce, günahlarınızdan dönün, tevbe edin, ıslah olmanın yoluna gelin emri ilahisiyle anlıyoruz ki tevbe etmek vaciptir. Şimdi bu mevzuda Müslümanların en çok aldandığı nokta neresidir? En çok aldandığımız nokta. Buraya da temas etmeden geçmeyeyim. Efendiler, günahlarımızdan dönmek, tevbe etmek, ıslah olmak yolunda bizi en çok aldatan hadise
dünyanın akışıdır. Dünyanın bir akışı var. Dört mevsim halinde, ilkbahar, yaz, sonbahar, kış halinde dünya işleri, dünya menfaatleri, alacaklarımız, vereceklerimiz, yiyip içtiklerimiz, eşimiz, dostumuz tümüyle dünya bizi engelliyor. Tevbe etmekten geri koyuyor. Kimisi gençliğine aldanıyor. Kimisi güzelliğine, kimisi amirliğine, kimisi memurluğuna, kimisi zenginliğine aldanıyor. Günahlarından kurtulmakta gecikiyor. Gecikiyor. Halbuki bu gecikmenin hiçbir dayanağı yoktur. Efendiler, içinizde hiç kimse var mı? Ne zaman öleceğini tespit etsin. Cenab-ı Hak bakın, hiç kimseye ne zaman ve nerede öleceğini bildirmemiş. Kimseye bildirmemiş. Peki neye güveniyorsun sen? Devlet dairesinde çalışan bir Müslüman arkadaşımıza niçin namaz kılmıyorsunuz dediğiniz zaman emekliye ayrıldıktan sonra kılacağım hocam demesi ve bu sözün hiçbir mesnedi, hiçbir dayanağı var mıdır? Kimin ne haberi var akıbetten? Ölüm nerede gelecek, ne zaman gelecek, nasıl gelecek, kimin ne malumatı var? Öyleyse bu mazeret temelsizdir, esassızdır. Hiçbir akla, mantığa, ilme dayanmıyor. İlme dayanmıyor. Tamamen bir zandır yani. Kişinin kendi zannıdır bu. Kendi hevesi bu. Allah'tan bir ilim değil. O halde ne yapmak lazım? Her an uyanık olmak, zamanı değerlendirmek, işlenen günahlara derhal tevbe etmek icap ediyor. Fevren. Tevbe fevridir. Hemen tevbe etmek lazım. Çünkü sonra ne olacağı belli değil ki. Kimsenin elinde bir garantisi yok ki, kontratı yok ki, Allah'ın azabından hanginiz emin olabilirsiniz? Hangi hoca, hangi Müslüman emin olabilir? Allah bana azap etmez diyebilir mi kimse dünyada? Garantimiz yoktur yani. O bakımdan tevbe kapısına sığınmaktan ve geçmekten başka çaremiz yoktur. O halde uyanık olmak lazım. Bu noktaya gelmişken, daha öncelerde çeşitli sebeplerle nakletmiş olduğumuz bir tarihi fıkrayı, tarihi bir meseleyi de arz etmeden geçmeyeyim. Çünkü tam yeri, tam konuyla alakalı noktası geldi. Nasihat kitaplarında, dini kitaplarda bizzat yer almış bir hadisedir bu. Okuyan kardeşlerimiz de görmüşlerdir ve işitmişlerdir tabii. Vaktiyle İran şahlarından birisi, İran şahları, Şah Feridun namında zalim bir şahtan bahsediyor kitaplar, nasihat kitapları. Feridun Şah adında son derece zalim, son derece gaddar, son derece küstah bir şah. Öyle zalim, öyle zulümkar, hunkar bir adam ki kan akıtmaktan, zulüm etmekten adeta zevk duyan bir zalim. Arzu ettiği şeyi anında yapmak isteyen bir zalim. Neyi istiyorsa hemen yapmak istiyor. Böyle bir zalim kişi, zalim şah, bir gün sarayının balkonundan etrafını seyrederken, etrafı temaşa ederken, ileride bir bahçenin çiçeklerle süslü, güllerle dolu bir bahçenin içinde, ortasında genç ve güzel bir kadın görüyor. Çok güzel bir kadın. Ve hemen adamlarını çağırtıyor. Gelin bakalım diyor. Şu karşıdaki kadın hoşuma gitti. Bu akşam onunla zina etmek istiyorum diyor. Derhal benim olacak. Emrediyorum. Zalim adam. Ne namus tanıyor, ne ırz, ne iffet, ne can, ne mal. Zalim. O kadını hemen istiyorum. Onu bir vesileyle acele bana getirin diyor. Hoşuma gitti o kadın. Bir araştırma yapıyorlar. Bir de bakıyorlar ki kadın İran'da en meşhur bir sanatkarın karısı. Herkesin çok iyi tanıdığı, sevgi, saygı beslediği muazzam bir sanatkar. Ne sanatkarı? Ağaç sanatkarı. Ağaçlardan eserler, tahtalardan eserler yapan, sanat eserler yapan muazzam bir sanatkarın karısı.
Diyorlar ki Efendimiz, Şahımız, bu kadın diyorlar falan sanatkarın, bütün milletin sevdiği bir adamın karısı. Onu şimdi böyle hemen getirirsek halkın arasında dedikodu olur, size karşı muazzam bir nefret meydana gelir. Böyle yapmayalım diyorlar. Siz bu adamın, bu karının kocasına, bu kadının diyorlar kocası, madem ki meşhur bir sanatkardır, ona bir emir verin, bir ferman yazın, bir emirname çıkarın. O fermanda yapamayacağı bir işi emredin, yapamayınca emri yerine getirmemiştir diye kellesini, kafasını uçurun, karısını alın diyorlar. Bir hile, bir ferman hazırlayın diyorlar. O da bir ferman hazırlıyor, Şah Feridun. Diyor ki, sana 24 saat mühlet, 24 saat içerisinde sedefle, yaldızlarla son derece güzel ceviz ağacından, ceviz kerestesinden 24 tane saraya sandık yapacaksın diyorlar. Sandık yapacaksın. 24 saatte 24 tane. Ama sedef işlemeli olacak, nakışlı, süslü, güzel ceviz ağacından 24 saatte 24 sandık istiyorum. Yapamadığım takdirde kelleni uçuracağım dedi. Bir ferman hazırlanıyor. Demiyor. Zorlayınca diyor ki hanım, görmüyor musun fermanı? Feridun Şah benim kellemi istiyor. Bu sandıklar da işin bahanesi diyor. Artık ben ölüme gidiyorum. Benim ölüm anım yaklaşıyor. Şeklinde ağlıya ağlıya 24 saatin dolmasını bekliyor. Nihayet saat yaklaşmıştır. Kadın teselli ediyor. Diyor ki efendi merak etme. Ağlama, üzülme, cesur ol, tahammül et. Seni yeryüzüne getiren Hazreti Allah Celle Celaluhu, eğer müsaade etmemişse seni kimse öldüremez diyor. Sabırlı ol, mütevekkil ol, Allah'a tevekkül et diyor. Seni yaratan Allah'tır, öldüren de O. Kimse eğer Allah'ın emri yoksa seni öldüremez, merak etme. Filan dediyse de, tabi hadise ortada, ferman ortada, emir meydanda, ağlıya ağlıya zamanı dolduruyor. Tam 24 saat dolacak, şöyle bir az bir zaman kalmış, gece yarısı geçmiş, sabaha yakın, sabaha yakın vakit dolacak, öyle ayarlanmış ki şafakla beraber asılsın adam yani. Ferman yerine olsun. Etraf ağarmaya başladığı sıralarda zavallı sanatkarın kapısı çalınmış. Kapı çalındı. Adam zaten bekliyor ölüme hazır vaziyette. Yüzü solmuş, rengi gitmiş, uçmuş adam. Kapıyı açıyor ki zabıtalar kapıda. Şahın saraydan gönderdiği zabıtalar, zaptiyeler hepsi kapının önünde bekliyor. Daha onlar bir şey söylemeden zavallı sanatkar diyor ki efendiler diyor beni götürmeye geldiniz tabii anlıyorum diyor. Zaten hazırım diyor, sandık mandık yapamadım. Ölüme hazırlandım diyor. Şah benim ölümümü istemiştir. Haydi buyurun gidelim. Diyeceği noktada zabıtalar diyorlar ki zaptiyeler. Kardeşim diyorlar ne telaşlanıyorsun, ne teleran ediyorsun. Dur bakalım ne götürmesi. Sen işler senin bildiğin gibi değil, bizim bildiğimiz gibi değil diyorlar. Sana 24 saatte 24 tane sandık yapmayı emreden Feridun Şah gecenin yarısıydı. Kalp sektesinden öldü gitti. Geldik sana, sen acele davran ve bir tabut yapacaksın diyorlar. Şahın sarayına yakışır şekilde acele bir tabut yapacaksın. Tabut, tabut. Emir değişti diyorlar. İş değişti. Kimin neden ne haberi var kardeşler? Adam tabii hayretle gözlerini açıyor ve Allah'ın kudreti karşısında secdelere kapanıyor ve derhal kendisini, ölümünü emreden şaha anlı şanlı bir tabut yapıyor. Tabut inşa ediyor. Bu böyledir. O bakımdan aziz, hiçbir zalim zulmüne güvenmesin. Hiçbir kimse günahına ısrar etmesin. Hayatın ne olacağı belli değildir. Hiç kimse hayata kendi arzusuyla gelmedi. Kendi arzusuyla gitmeyecektir.
Zaman elimizde değildir, mekan elimizde değildir. Bakın ruhumuzu teslim ettiğimiz bir apartman dairesinde bizi bir gece bile bırakmıyorlar, hemen hastaneye morga kaldırıyorlar. Seni evinde bile bırakmıyorlar öldüğün zaman. Aman kokar mokar diye, korkarız diye ölmüş bir adamı köşkünden çıkarıp kaldırıp atıyorlar. Mekan senin değil, zaman senin değil. E ne güne bekliyorsun? Günahlarından tevbe et, ıslah olmanın yolunu bul. Ve bu üç aylar çıkmadan, Ramazan-ı Şerif'e girmeden bütün manevi hazırlıklarınızı yapınız ve Allah yoluna daha sıkı, daha sağlam, daha samimi, daha sağlıklı sarılmanın çaresine bakınız. Böylece Allah'ın rahmet kapısı olan tevbe kapısını bir miktar izah etmek suretiyle meseleyi açmaya çalıştım. Haftaya da inşallah bu konuyla alakalı Sahih-i Buhari'de muazzam bir hadis-i şerif var. O hadisi sizin huzurunuza arz etmek niyetiyle, haftaya buluşmak maksadıyla, ya Rabbi günahlarımızı affeyle, ya Rabbi kusurlarımızı mağfiret eyle, ya Rabbi huzurunda toplandık bizi kulluğuna kabul eyle, nefis ve nesillerimizi ıslah eyle, alemi İslam'a imdad eyle, yeryüzünde İslam'ın yolunu kesmek isteyen, Müslümanların aleyhine tuzaklar kurmaya çalışan bir cümle din düşmanlarını da tahrif edişar eyle ya. Her nefesimizde kelime-i şehadet ki buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve rasulüm diyerek bu imanla, bu ikrarla cümlemizi cennetine kabul eyle ya Rabbi. Ümmet-i Muhammed'in hastalığına şifa ver ya Rabbi. Dertli olanlara deva ver ya Rabbi. Borçlu olanlara edala nasip eyle ya Rabbi. Amin ya Erhamer Rahimin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin.